2018'de sizin yine Çevre Şehircilik Bakanlığınız döneminde bir imar affı çıkarıldı. İmar barışı onun adı da işte biz ona imar affı diyoruz. Ee, bu... Demeseniz iyi olur çünkü imar affı değil o. Peki imar barışı diyeyim yani oradaki yasada geçen şekilde sorayım size soruyu evet. resmi sorayım. Ee, bu 6 Şubat depreminde de çok eleştirildi. Bu ben geçtiğimiz haftalarda burada Sayın Murat Kurum konuğumdu. Depremde 6 Şubat'ta ne kadar bir imar barışından faydalanan bina yıkıldı diye sordum. %6-7 arası dedi toplam yıkımın. Böyle bir oran verdi. Şimdi sizin döneminizde çıktığı için soruyorum. Bu imar barışı kararının doğru bir karar olduğunu düşünüyor musunuz hala? Şöyle, imar barışı nedir onu bir bakmak lazım önce. O bölgede depremin yıktığı evlere baktığımız zaman %96,5 97 civarındaki yapıların 2000'den önce yapıldığını görüyoruz. 2000'den önce o günkü mevzuata uygun bile yapılsa hiçbir deprem 7.7'ye dayanamaz. Ve o evlerin büyük bir çoğunluğu yıkılmış oldu. %6 gibi o bina sayısı olarak söyleniyor ama bağımsız birim olarak tek katlılara vesaire bakıldığında neredeyse imar barışına müracaat yüzde %3 gibi gözüküyor. Bağımsız birim olarak bakıldığında bina olarak öyle doğru. Peki imar barışı nedir? İmar Barış'a müracaat ettiği zaman adam kendini emniyete mi almış olur? Veyahut da deprem geldiği zaman ellerinde kayıt belgesi var mı yok mu diye ona mı bakar? <laughs> Onu bir söylemek lazım. İmar Barış'ı çıkarken bakın bunu tahmin ettiğim için ben getirdim buraya. Kanunun ilk girişinde aynen şöyle söylüyor. Afet risklerine hazırlık kapsamında, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması. Yani bir kayıt tutalım. Ne kadar ruhsatsız yapı var bilen yok zaten bunu. Böylece bu yapılan yıktırılıp yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar kentsel dönüşüm uygulamasına kadar maliklerle idareler arasında imar mevzuatından kaynaklı problemlerin kaldırılmasına bu nevi bir imar barışı süresiyle karar vermiştir diyor. Devamında kentsel dönüşüm uygulamasına kadar yapının geçici olarak kullanılmasına müsaade edilmesi diyor. Yani kentsel dönüşüm geldiğinde ve devamında da Buralarda kentsel dönüşüm yapılacağı zaman hiçbir şey buna mani olmadan yıkılacağı ile ilgili defalarca atıf var. Bu niye geldi bu kanun? Özellikle İstanbul'daki bütün partilerin ortak kararıyla, bana geliş gidişleriyle, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, AK Parti belediyeler. Aynen şöyle söylüyorlar. Efendim burada çok kaçak yapı var. Vatandaş yapmış zamanında binlerce kim ilçe diyor ki 79 bin tane, kimi diyor ki 60 bin tane, kimi diyor 40 bin tane. Bize müfettişler geliyor yık bunu diyorlar. Bize yıkamıyoruz. Nasıl yıkalım? Bir tanesini yıkarken bile başımıza neler geliyor? Siz insanların içinde oturduğu zamanda gelip yaptığı evi 79 bin tane, 60 bin tane, 40 bin tane, 50 bin tane evi nasıl yıkacaksınız? E peki ne yapıyorsunuz diyorum? Şöyle yapıyoruz. Bakın belediyelerin tamamı söylüyor bunu. İstisnası yok bu işin. Bu binalar kaçak benim bölgemde. A, B, C ilçesiyim ben. Bunları yıkmak için bir müteahhit grubu arıyorum. ihaleyi açıyorum. Elinde şu kadar iş makinesi olan, dozeri, kepçesi, ekskavatörü olan bu binaları yıkacak müteahhitler gelsin. Hadi yarış. Hiç kimse girmiyor ihale. İhale iptal. İkinci ihaleye hava ediyor. Üç ay sonra bir ihale daha. Yine kimse girmiyor. Kim gelsin de 50 bin, bin binayı yıkarım diye ihaleye girsin. Biz sadece bununla kendimizi kurtarıyoruz dediler. Ve buraya su bağlamak yasak. Tamamının suyu var. Buraya elektrik bağlamak yasak. Tamamının bağlantısı var. Elektriği var. Şimdi bize kes diyorsunuz. Kesmediğimiz zaman bizi mahkemeye veriyorlar. Ben kimin elektriğini keseyim suyunu keseyim. Ne diyorsunuz dedim. Bunlar bir kayıt altına alalım da. En azından kentsel dönüşüm için elimizde ne kadar veri var onu görelim. Kentsel dönüşüm ama bu da mani olmasın lütfen. Bizi de mahkemelerden kurtarın vatandaşla mahkemeliyiz. Bütün mahkemelere vatandaşlar gidiyor biz gidiyoruz. Onlar gidiyor biz geliyoruz. Akşama kadar davalıyız. Bizi kurtarın. Bunu meclis imar komisyonuna getirdiğimiz zaman burada hiç itirazsız geçti. Meclise getirdik ama kanun amacı bu. Asla barış değil bu. Barış ayrı bir şey çünkü. Pardon af, af. değil. Af ayrı bir şey çünkü. Bu sadece kentsel dönüşüme kadar bir kayıt altına alıp ihtilaflı konuları belediye başkanı arkadaşlar da rahatlatacak şekilde bir çözümleme. Sonrasında kentsel dönüşüm İstanbul için geçerli. Her birinde de bunların her birisi bize altlık olacak zaten. Kanunun amacı da bu. Meclise gündeme geldi. Oy birliğiyle geçti diyebilirim. Sadece 2-3 arkadaşla bir ağız dalaşı olmuştu orada. O gecenin birinde ikisinde. Hatta kendi başkanlarının içeride odaya çekildiğimizde grup başkan vekilleri İstanbul'da şimdi ilçelerin adını söylemeyeyim ayıp oluyor. Tek tek aradılar. Dediler ki abi lütfen kurtarın bizi. Bak yalvararak gittik bakandan biz istedik bunu. Ve oy birliğiyle geçti. CHP'li bütün arkadaşlar oy verdiler. Sadece bir iki arkadaş da orada CHP'li değil onlar da. Bir laf olmuştu. Ondan dolayı vermiyoruz dedi. O iki üç arkadaş. Onun dışında meclisin tamamı bunun çıkmasına evet dediler. Bu 6 Şubat'tan bir ay kadar önce Cumhuriyet Halk Parti bir milletvekili Yapı kayıt belgesi almakta gecikenler için bu süreyi açalım bir kere daha bu imar barışını yenileyelim diye dilekçe verdi. Kim? Söylemeyeyim. Kayseri Milletvekili. Peki söyleyin. Sonra da üzerine varınca herkes gitti 3-5 gün sonra dilekçesini geri çekti. Bakın şimdi bu böyle bir şey. Buradan dolayı dönüp de ya depremde bunlar yıkıldıydı falan demek işin siyasi istismarından başka bir şey değil. Bakın her şeyin siyasetini yapalım. Her şeyi söyleyelim. Bana o kadar çok haksız eleştiri oluyor ki işin başında da zaten söylediğiniz işte bir sürü o troller ordusu var bir şeyler yazıyorlar çiziyorlar. Ben de çok aldırış ettiğim yok okumuyorum da zaten bizimkiler idare ediyorlar. Süven adamlar neyini okuyacağım ben? Adalet ve vicdan duygusunu yitirmiş tutulmuş kiralık adamlar. O adamları okuyarak ben hiç prim bile vermeyeceğim tamam. Her şeyi yapsınlar anladık bunu ama şu depremin üzerinden ne olur siyaset yapmasınlar. İstanbul... Türkiye'deki imarla ilgili ne olur? siyaset yapmasınlar bu ayrı bir şey ya